Efendim merhaba. Evet, bugün çarşamba ve detay programında Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Reşat Akar'la birlikteyiz her çarşamba olduğu gibi. Ve tabii ülke gündeminde öne çıkan konuları konuşuyoruz. Özellikle son pazar gününden bu yana gençlik ve spor koordinasyon konusu var. Konuşulması gereken mecliste yaşananlar var, sonrasındaki durum var. Tabii bunun yanı sıra ülkedeki yine olaylar var. Su konusuyla ilgili tartışmaların devam ettiği bir süreç var. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı dün bir beldeyi ziyaretinde referandum konusunu gündeme getirdi. Ve tüm bunlar sürerken, bu tartışmalar sürerken tabii ki Kıbrıs sorunu ve bunun yansımalarına ilişkin de bazı tespitler üzerinden konuşmamız gerekiyor. Örneğin bugün Diyalog Gazetesi Gözler Hükümet'te manşetiyle çıktı ve vatandaşlık konusunu gündeme getirdi. Güney Kıbrıs'ta sadece bir yılda 2277 kişiye vatandaşlık verilirken KKTC'de 10 yıldan fazla ikamet eden 3090 kişi ise bir bekleyiş içerisinde. Bu da bugün bizim ana gündem maddemiz ve tabii ki bu girişte anlatmaya çalıştığım konuların detaylarını Sayın Reşat Akar'ın düşünceleriyle şekillendirelim şimdi. Hoş geldiniz. Evet, isterseniz manşetten başlayalım. Vatandaşlık konusu yılların konusu aslında. Son 10 yıla vurgu yaptınız. Bu son 10 yıl içerisinde de birçok defalar farklı hükümetler yasalar hazırlamaya çalıştı. Hep bir şekilde muhalefet oldu, olmadı, daha iyisi olacaktı, olmadı vesaire. Bir kanayan yara şekline büründü. Ama öte yandan Güney Kıbrıs'ta çok daha hızlı bir şekilde sürecin işlediğini görüyoruz. Bunu da bu iki fotoğrafı koymuşuz bugün gazetemize. Buyurun, neler olması gerekir bu konuyla ilgili olarak, yapılması gerekenler sizce? Evet sevgili Aytuğ, tüm izleyenlerimize sevgi saygılarımızı göndererek başlayalım her zamanki gibi. Şimdi aslında küçük ülkeler vatandaşlık konusunda hassas davranmakta haklıdırlar. Çünkü kendisinin bir nüfusu var. O nüfusu çok çok aşacak şekilde vatandaşlık vermesi bir takım sakıncaları da beraberinde getirebilir. Doğal olarak kendi ağırlıklı nüfusunu korumak ister. Ama öte taraftan bazı gerçekler vardır. Bizim en yakın olduğumuz Avrupa ülkesi İngiltere'dir. İngiltere'ye giden ve orada yaşayan yüz binlerce Kıbrıslı Türk vardır. Ve bunların büyük bir çoğunluğu İngiliz vatandaşıdır. 5 yılını doldurduktan sonra, devamlı oturma izni alan bir adam, 5 yılını doldurduktan sonra İngiliz hükümetine başvurarak vatandaşlık talep edebiliyor. Ve büyük bir çoğunluğu da bu vatandaşlığı alıyor. Şimdi bir takım yeni koşullar getirdiklerini duyuyoruz. İşte İngilizce lisanını bilmek, konuşmak gerekir. Zaten sizi gerek duyup vatandaşlık verirken sözlü sınava çağırmaları halinde kraliçeye bağlılık da istiyorlar. Dolayısıyla bir takım kendine göre her ülkelerin koşulları olabilir. Ama öte taraftan yine İngiltere'de yaşayan bir Harrods'un sahibi Mısırlı iş adamına hala daha yıllardan beri 40 yıl belki 50 yıldır vatandaşlık da vermiyorlar. Böyle sonuçlar da ortaya çıkabilir. Ama ezici bir çoğunluğu 5 yıl dolduran, eğer adli suç işlememişse, polis kayıtlarına adı girmemişse ve şu anda İngilizceyi de derdini anlatacak şekilde konuşabiliyorsa, o zaman ona vatandaşlık başvurusuna olumlu yanıt veriyorlar. Güney Kıbrıs müzakere sürecinde sürekli bizim karşımıza Türkiye'den gelenleri, ki onlar sömürgeciler diyorlar veya yerleşikler diyorlar, bu sömürgecilerin tümü gitmelidir koşulunu karşımıza çıkarıyor. Halbuki Birleşmiş Milletler ve bazı Avrupa ülkelerinin yetkilileri dahi Kıbrıs'a 74'ten sonra gelen, 75'te 76'da gelen ve burada kökleşen insanların, burada doğan çocukların, artık bir Kıbrıs'tan farksız olan insanların geri gönderilemeyeceğini, bunun insan haklarına aykırı olduğunu da açık bir şekilde deklar etmeseler bile kapalı kapılar ardına söylüyorlar. Bu bir insan hakları ayıbıdır. Eğer siz bu ülkede doğan büyüyen insanlara veyahut da 30 yılını 40 yılını bu ülkede geçen insanlara çözümün şartı olarak
ülkeyi terk etmeyi gündeme getirirseniz bu kabul edilmez. Efendim, işgal ve istilanın sonucudur bu insanların buraya yerleşmesi, vatandaşlıklar. Ama aynı zamanda senin bizi devletten kovmanın sonucudur binlerce, on binlerce Yunanlının güneyde vatandaş olması. Öyle değil mi? Şu anda bu açıklanan listede bile 2777 kişinin vatandaş olduğu belirtiliyor. %17'si bunların Rus, pardon %27'si Rus. Bu Ruslara niçin vatandaşlık veriyorlar? Yatırım yaptıkları için. Paranın karasına beyazına bakmıyorlar. Rusya'dan kaçırılan paralar geliyor. Eğer orada 5 milyon euro yatırırsa bankaya, otomatikman kendisine vatandaşlık veriyorlar. Geçmiş yıllarda bu daha da düşüktü. 500 bin eurodan başlıyordu daha önceki yıllarda. Şimdi biraz koşulları alıştırdılar. Veya yatırım yapıyorsa ne yapıyormuş Ruslar? Şimdi Rumlar kendileri söylüyorlar. Gidiyorlar zarardaki küçük otelleri de satın alıyorlar. Veya lokantaları satın alıyorlar. Sırf bir yatırım göstersinler para transferinde de ve o ülkeye de geldiklerinde ve Avrupa vatandaşlığını almış oluyorlar. %15,5'da Yunanlı olduğunu görüyoruz. Yunanlılarda para yok, battılar, iflas ettiler. Yunanlılar ne yapmaya geliyor Kıbrıs'a? Çalışmak için işçi olarak geliyorlar. Ve bunlara vatandaşlık veriyor. Neden? Yunan nüfusu artsın diye. Biz bu tarafta yayınladığımız listede var. 14, 15 yıl, 18 yıldır burada çalışan, hiçbir suça karışmamış, temsilciliği olan, 18 tane mühürü olan insanlar var. Vatandaşlık bekliyor. Ayrıca senin vereceğin vatandaşlığın Avrupa Birliği vatandaşlığı olmadığında herkes biliyor. Bunun bir hükmünün olmadığında, Türkiye'nin dışında bir ülkede geçerli olmadığını da biliyor ama eğer bir insan 18 yıldan beri bu ülkede yaşıyorsa, 15 yıldan beri bu ülkede yaşıyorsa, geleceğini bu ülke üzerine kurmuşsa, artık burada iş yeri çalıştırıyorsa veya burada evlenip çocuk yapmışsa, sen bu adamın vatandaşlık hakkını nasıl engellersin? Efendim Rum bize bilmem bu kadar şart koştu, 220 bin üstüne çıkamayız. Ne kabul ettin bu şartı? Kime sordun da kabul ettin? Sonra sen bu şartı kabul ederken o 2000 müzakere yok muydu 2014 yılında? Nasıl? 2014 yılında müzakereleri yok muydu? Niye 2014 yılında bu kadar vatandaş yaptı? 2015'in rakamları çıktığında daha göreceğiz bakalım neler vardır. Yani o nedenle KKTC hükümeti... Hayatta devam etmiyor mu? Yani hayatta sonuna kadar çözüm olmadığı sürece sen beni kapalı, elim ayağım kelepçelenmiş, bağlı tutamazsın ki. Yani efendim vatandaşlık olmasın, efendim Rum mülklerine inşaat yapılmasın. Yani çözüm olmadığı sürece, ki Sayın Akıncı da bunu söyledi, hayat devam ediyor dedi. Bunlar olacak dedi. O nedenle de KKTC hükümetinin bir an önce hak sahibi insanlara haklarını vermesi lazım. Bu insan haklarının bir gereğidir. Suç işleyenler varsa onları ayırıyorum. Suç işleyenlere elbette verilmeyecek ama bu ülkede temiz, dürüst, hak etmiş bir şekilde çalışıyorsa, yerleşiyorsa, kendini artık buranın bir insanı görüyorsa zaten bizim de nüfusa ihtiyacımız vardır. O açıdan bu insanlara vatandaşlık vermeleri, tekrar ediyorum, bir insanlık görevidir. Kıbrıslı Türkler olarak biz bazen sanki bizim vatandaşlığımızın çok büyük önemi varmış ve bütün dünyada tanınan bir devletmişiz gibi büyütüyoruz bu işi. Bir de aman yok olacağız, mahvolacağız gibi şeylerin arkasına sarılıyoruz. Halbuki rakam ortadadır. İşte yazdık, 30 bin kişidir 10 yılın üzerinde vatandaşlık bekleyen. Bunların 3 bin kişidir yani. 3 bin kişi senin iradeni nasıl değiştirecek? Bu da 10 yılın üstünde olanlardır. Ve eğer sen 3 bin kişinin tümünün de burada gelip vatandaşlık isteyeceğini de bilmiyoruz. Belki bunun 1000 tanesi gitmiştir. Hepsi gelse bile 3000 kişi. Yani bir rakam değildir ama bu insanlar gitmiş de olabilir. Yani bir kısmı Türkiye'ye dönmüş de olabilir. İşler eskisi gibi değildir. Burada eski rahatlık, eski bolluk da yoktur. O açıdan buna bir de o gözle bakılmasında yarar vardır diye düşünüyorum. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği diye bağırırken yarın çözüm olması halinde güneydeki 250-300 bin Yunanlının içimizde dolaşacağını unutmayalım. Bu Rusların, on binlerce Rus'un, 80 binin üzerinde İngiliz'in dolaşacağını unutmayalım. Dolayısıyla İngiliz, Rus, Yunanlı olunca tamam da 3000 tane Türk olunca vay yandık bitiyoruz falan hoş bir şey değildir.
Aslında mantıken benzer bir konu mu değil mi tartışırız ama koordinasyon konusu, spor, gençlik ve koordinasyon ofisi konusu da böyle bir noktaya aslında tartışmaları çekildi. Yani işte Avrupa Birliği koordinasyon ofisi rahatsız etmesi de gençlik spor koordinasyon ofisi neden rahatsız eder gibi bir soru da var. Örneğin kamuoyunda sorulan. Orası doğru ama şimdi mesela burada sorun şudur. Burada sorun yapılacak olan işin veya yapılmak istenenin buna onay verenler tarafından kamuoyuna, halka doğru dürüst anlatılmamasıdır. Eğer buna onay verenler, buna sıcak bakanlar kamuoyuna doğru dürüst bilgi vermezlerse, buna karşı çıkan ve çok azınlıkta olan kesimin yaydığı bir takım yalan yanlış haberler de kamuoyunda ciddi kuşku endişe yaratır. Mesela işte efendim kadınlarla erkekler ayrı ayrı spor salonlarda spor yapacakmış, kızlarla erkekler. Var mı böyle bir şey? Yoktur diyor. O zaman anlat insanlara bunu. Çünkü o az olanların sesi daha çok çıkıyor bu ülkede. Esas konuşması gerekenler, iştahatları anlatması gerekenlerin sesi çıkmıyor. Nedir bu korku, nedir bu endişe yahut da nedir bu beceriksizlik ben anlayamıyorum. Eğer yetenekleri, becerikleri yoksa bir yığın danışman alıyorlar, yetenekli danışman alsınlar, oraya bir yetki versinler. Ben bakanım konuşamam ama benim adıma lütfen sen konuş desin. Ve çıksın doğru dürüst insanlara anlatsınlar. Birçok konuyu Rum tarafında görüyoruz. Anastasiadis'in yerine sözcüsü konuşuyor, anlatıyor. E bu nasıl? Yani bu taraf neden o seviyeyi yakalayamıyor, neden uzmanlaşamıyor, anlatamıyor? Ben zorlanıyorum. Sonra dikkatimi çekiyor benim ve bu gelişmeleri gerçekten üzülerek izliyorum. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, bu ülkenin imkanlarıyla çok zenginleşen, kaymaklaşan, kaymak tabakaları olan insanlar vardır bildiğimiz. Futbol Federasyonu'nun Rum'la birleşmesi meselesinde yaşadığımız gibi. Bu insanlar, Futbol Federasyonu Rum'la birleşmesini destekleyen insanlar, ne zaman Rum seni almıyor içine, yıllarca oyaladıktan sonra, seninle top gibi oynadıktan sonra, bir kelime söylemiyorlar, ben şaşıyorum. Ve bu şimdi, bu Gençlik Koordinasyon Ofisi, tam metni önümüzde olmamakla birlikte hükümetin son gece anlattıkları çerçevesinde Sayın Denktaş'ın dinlediklerim kadarıyla senin yapacağın projelere bakacak, yararlı olan projeleri onaylayacak, parasını sana verecek. Bunun ne mahsuru var? AB ofisine müracaat ediyorsun. Bilmem hangi köyün su borusunu yapmak için ya çeşmesini onarmak için ya kadınlarımız el işi yapsın diye gidip müracaat ediyorsun. AB ofisindeki görevliler de geliyor senin köyüne. Bakıyor o köyde aykadın el işi olabilir mi, edebilir mi? Yahut da bakıyor o köyün aykadın eski bir çeşmesi var, restore edilirse bir güzellik katacak mı köye? Ona göre gidip oturup karar veriyor. Diyor ki ben bu uzmanlardan proje hakkında bilgi de alıyor. Bu verilen proje doğru mu değil mi? Bu para miktarı az mı çok mu? Ona göre diyor ki tamam ben onayladım veya onaylamadım diyor sana. Bundan hiç bugüne kadar kimse rahatsızlık duymadı. Ne zaman Türkiye'nin adı geçiyor? Herkes yandık, bittik, satıldık. Bütün irademiz yok oluyor. Biz yönetemez miyiz? Aslında buna da cevabım var benim. Biz yönetemezsin işte. Hiçbir şey bak, hiçbir şey. Sen suyu yönetemedin. Sen kendi elinde bu ülkede neler vardı? Bu ülkede neler vardı? Bir geriye doğru gidelim bakalım. Değirmenlik Başpınar'da yıl 365 gün suyumuz akmaz mıydı? Lapta Başpınar'ında suyumuz akmaz mıydı? Yıl 365 gün. Ne oldu bunlar? Dereler ne oldu? Ben gelsinler birkaç yere götüreceğim. Girin de kendilerini. Dere yataklarının yolları değiştir. Belapayısın korkunç bir deresi vardır. Onu doldur babam doldur. Doldur babam doldur inşaat atıklarının içerisine. Öyle bir kuvvetli bir yağış olsun. 3 gün devam etsin. Bütün Girne sular altında. Hepsi boğulacak insanların. Ama kimsenin sesi çıkmıyor. Neyi yönettin? Kıbrıs Türk Havaalanı bana ver, bana ver, bana ver, bana ver dedin. Aldın. Ne oldu? Batırdın hepsini de. Ha maksat batırmaksa ki batınca devlet de batacak ve Rum'a mecburen yabanacak insanlar. Ne oldu ya kurtar bizim. Ne olursa olsun artık Rum'a gidelim dedirtmekse ha o zaman alın hepsini batırın. Zaten batırdınız. Ne kaldı? Kıbrıs Türk Havaalanı battı. Sosyal sigortalar battı. Sosyal sigortalara ve Kıbrıs Türk Havaalanı'na hesapsız kitapsız borç veren ihtiyaç sandığı battı.
Kooperatif Merkez Bankası'nın 1,5 milyar euroya yakın vatandaşın paralar batmış kuruluşlarda kredi. Sütçülük, süt kurumu battı, sütlerini alamıyor insanların. Toprak ürünleri dünya kadar borcu var, batmış vaziyette. Bir an önce kapatsalar kar edecekler, kapatmıyorlar. Orman dairesi battı, aracı yok gidecek. Adam söylüyor, emekli çıkan müdür diyor ki bu kadar araç var diyor. 23 tane 20'si çalışmaz diyor. Ne orman dairen var senin? Ne yapıyor? Hangi ağacı kesiyor? Lefkoşa Girne yolunda bile ağaçlar yolun içine dökülüyor dalları. Ve geçerken dikiz aynalarına vuruyor. Ve çok ciddi, çok ciddi olaylara gebedir o yol bile. En çok çalışan yolumuz. O ağaç dallarını kesecek bir tane adamın yok. Senin karayolları dairen yok, çalışmaz. Biz yönetecek yok mu? Bizim işimizde bizim insanlarımız yönetsin. Yoktur. Olanlar da yönetemedi. Olanlar da batırdı. Olanlar da batırdı. Nedir? Sonra başka manevralar. Bu protokolü bakanlar kurulundan geçiren CTP hükümeti. Evet. Meclis gecesi bakıyorum masada vurmalar, bilmem neler. Karşı bekleyin ya. Sonra Cumhurbaşkanı'na sarıldılar. Cumhurbaşkanı bir hafta 10 gün önce niçin devreye girmedi de son gece? Zekiye mi üzüldü Sayın Cumhurbaşkanı? Zeki Çeder ağlıyordu, ona mı üzüldü? Tamam, yarın ben de ağlayacağım Girne kapısında. Gelsin en azından Girne kapısında bana oradaki yok olan trafik ikaz işaretlerini boyatsın Sayın Cumhurbaşkanı. Örtülü ödeneğinden para versin, boyatsın. Yanmayan sokak lambalarına lamba taktırsın. Ağlayana acımak mıdır mesela? Orada bana göre hükümet doğru olanı yaptı. Meclisin iradesini olacaktı orada duruyoruz eseydi. Bugün burada duruyoruz. Bir hafta sonra vatandaşlık konusu duruyoruz. Bir hafta sonra başka konu duruyoruz. Bir hafta sonra yatırımlar duruyoruz. Meclisin iradesi nerede? Zaten şu anda vatandaşların bir saygısı kalmadı ve güveni kalmadı. Nerede? Sonra Sayın Meclis Başkanı bir annedir, bir doktordur. İzleyelim bakalım varsa o görüntüler, o gece ne oldu o mecliste o gün? Evet, oradaki o sloganların oylamaya geçilmesiyle birlikte atılan sloganlara bir bakalım. Evet, pazartesi gecesi saat 2 sıralarında oylamanın yapılması sonrasındaki atılan sloganlardı. Tabii ilk başta bir sıkıntı yok ama sonlara doğru zaten gazetelerde yansıyan bir yani slogan gitmemiş orada. Ondan mı devam etsek acaba? Diyor ki oş oş köpekler diyor, vatan sizden ne bekler? Orası olmamış. Meclis başkanı nasıl? Önce kendisine soruyorum ben. Geç o sırada şeydi. Odur, meclisin sorumlu odur. Yardımcıydı. İkisi de. Beni ilgilendirmez. Sokakta birisine sen yolda yürüyen dürüst namuslu bir vatandaşa oş köpek de bakayım sana ne yapar? Bıçağı çekip karnına sokmaz mı? Diğer atılan sloganlar da yoğdu böyle. Bu mecliste peki. Biraz. Önümüzdeki haftaki birleşimde nasıl olsa Berete de veriyor bunu. 58 milyon senede KKTC devleti vatandaşından topladığı vergileri ve fakir Anadolu halkından kesilip buraya getirilen paracıkları toplayıp böyle dağıtıyor oraya buraya popülizm. 58 milyon da Berete'ye gidiyor. Ben sana 58 milyon vereceğim de bunu yayınlasın 24 saat. Seni de gördükleri sürece kamerayı orada daha fazla sövme, daha fazla küfür. Orada o 3 tane genci biri bakar, bunu benim yanıma mı alabilirim saflarıma? Öteki bakar, ben ne yapayım acaba, masaya yumruk mu vurayım ki bir tane de belki benim tarafa gelir. Böyle siyaset mi olur ya? Gülerler bütün dünya bize. Ma neresidir burası? Peki yarın karşılık görüştüler. Bu ofisin açılmasına 17 tane federasyon imza verdi diyorlar. O federasyonun taraftarları, bunun olmasını isteyenler de oraya gelseydi ne olacaktı? Ne yapacaktı Sayın Meclis Başkanı veya yardımcısı? Ne yapacaktı? Şimdi buna izin verdiler ya, ben diyorum ki daha önce de oldu benzeri bir şey.
Şu anda ben bunları gördükten sonra ve bunu sineye çektikten sonra bu meclis, diyorum ki bu meclis benim gözümde hiç itibarı yoktur şu anda. Yani zaten itibarını yitirmiş durumda olduğunu görürdüm. Şu anda tamamen güvenimi yitirmiş durumdayım ben bu parlamentoya. Ve bazı milletvekillerinde görüyorum, böyle bazıları bıyık altı gülüyor. Yani bundan medet umuyor. Bak yap, geçiriyorsun bu yasayı ama bak ben de size ne yaptırırım. Ama o şoş köpekler de seni de kapsıyor. Demiyor o şoş falan partili köpekler demiyor. Hepinize söylüyor bu sloganı. Sonra bu sloganı atanların çoğu onların partisinden de değildi oradakıların. Arkada kimlerin provokatör olduğu, kimlerin yaptığı aşağı yukarı bilinir. Ama şimdi burada önemli olan... Burada herkes... normalde slogan atıldığı anda meclis hemen araya gider. Yayında kesilir. Normal prosedür budur. Ama burada gece saat 2 oldu. Belli ki kimse tekrar araya gidip de yarım saat sonra... CHP iktidar olsa kestirirlerdi. Toplantısında çünkü onlar örgütlü yani çalışır. Ama UBP ve DP iktidarında bunu beklemeyeceğim. Bunu düşünecek, daha karar alacak, durduracak bir mekanizma yoktur. Yok, öyle bir şey bekleme. Şimdi bütün şeylerin üzerine, icraat organlarının üzerine ölü toprağa dökülmüştür bu ülkede. Arpa ile saman karıştırılmıştır. Beyaz ile siyah karışmıştır. Kimin ne yaptığı, ne yapmak istediğini anlamak artık çok zordu. Bu ülkede diyorlar ki efendim geçirmeyin, kalsın, Türkiye'nin bir daha müzakere edin. Mane bu oyuncaktır. Senin karşında koca Türkiye Cumhuriyeti, senin maskarandı zannettin. Sen bunu ikiniz bakanlar kurulundan geçirdin. Geçirdikten sonra madem ki imzaları da attınız, sana dedi ki ben bunu parlamentomdan geçirmek zorundayım. Çünkü bir uluslararası anlaşmadır diyor. Para transferi yapacak çünkü. Mecburdur bir şeye dayandırsın. Karşılıklı geçirdim dediler. O görevini yaptı, parayı verecek olan sana. Sen muhtaç olan bu tarafta. Bir hafta daha kalsın. Ha başka iş yok. Zannetti bunlar kendileri gibi. Haftada iki gün iki saat meclise giderek. Başka iş güç yok. Hav aracı bütün gün. Başka iş yok. Türkiye'nin bırakacak bütün dünya politikasını. Bırakacak 80 milyonun ihtiyaçlarını. Daha hep Kıbrıs Türklerle uğraşacak. Hay o Kıbrıs Türkler geçirmedi. Hadi bir arkadaşla 8 saat konuştu. Acayeli mağalada. Peki baştan bozalım bunu. Yok ya, böyle bir şey olmaz. Bu maskaralikidir buna Rum. Yani bu imza attıktan sonra devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Ama bir şey söyleyeyim. Çok çirkinleşiyor her şey. Ve bunların Türkiye'ye yansıması da bize çok büyük zararlar veriyor. Da bundan sonra daha da büyük zarar verecek. Bundan sonra bize bu tip olaylar daha da büyük zarar verecek. Çünkü kendimizi onların yerine koyalım. Hem para veriyorum, hem destek oluyorum, hem de bana bunu yapıyorlar. Tıpkı su meselesinde olduğu gibi. Şimdi suya girmeden ben kendi adıma söyleyeyim. Yani şey noktasında evet başaramadık, bu kadar kaynak ayıramadık, stat yapamadık, şunu yapamadık, bunu evet yapamadık. Yapamadık. Birçok şeyde yapamadığımız gibi. Benim endişe ettiğim, siz o noktadan da sonra, bundan sonra suya geçeceğim. Çünkü biraz daha farklı düşündüğüm bir nokta var. Olabilir. Ben bu AK Parti iktidarının biraz da bu insanların manevi yönü eksiktir, birazcık bunun altını doldurayım kaygısıyla hareket ettiğine inanırım. Doğru yanlış benim inancımdır bu, ama sizin böyle bir şeyiniz var mı? Düşünceniz veyahut da böyle bir kaygınız? Vallahi ben o kadar kaygılı değilim, ama AK Parti böyle düşünmeye başladıysa o soruyu da kendimize sormamız lazım. Acaba neden diye. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı 14 yıldır o görevdedir. Yani Türkiye'nin başındadır. 14 yılın sonunda neden birikti de bu noktaya geldi acaba? Eğer böyle düşünüyorlarsa diyorum. Şu anda öyle bir endişem yok. Ama neden? Çünkü sana veriyor parayı. Sen bütçe yapıyorsun. Ekonomik protokol imzalıyorsun. Ne dedi birikim özgür? UBP'yi attım şimdi kenara. DP'yi de. Ne dedi burada sizin programınızda? Kandırıyoruz insanları dedi. Kandırıyoruz dedi. Alıyoruz paralarını, protokol yapıyoruz, imzalıyoruz, kandırıyoruz. O paralar popülizme gidiyor. Ver ona bu kadar daha ekmeseye de korkma, ver o birine bu kadar daha ekmeseye de korkma. Ne olacak bu işin sonu? Adamlar da bakıyor, görüyor ki senin derdin uluslararası spor mu? Peki ama şimdi en önemlisi, neden Gutso Gomnis'e, yani Rum Futbol Federasyonu Başkanı, KOP'un başkanına oş köpek Gutso Gomnis demediler.
Bizim taraftan bir tek kişi. Bunu herkesin bir kez daha anlamasında fayda var. Rum Futbol Federasyonu, Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun üyesiydi Kıbrıslı Türklerden. Çetin Kaya Golubu. Evet. Sonra Kıbrıslı Türkleri kovdular oradan. Kıbrıslı Türkler mecbur kaldı. Ayrı kendi federasyonunu kurdular. Merhum Ahmet Sami Topçan çok uzun yıllar Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yapmış bir adamdır. Ahmet Sami Topçan bu hayattan göç ederken bırakmış olduğu eserler vardır, yazdıkları vardır. Alsınlar, okusunlar, neden ayrıldı Kıbrıslı Türkler, neden ayrı federasyon kurdu? Hep bunları geride bıraktım. Şimdi aradan yıllar geçti. Bizim gençlerimizin hakkı yok mu uluslararası alanlarda futbol oynasınlar da ambargo altında yaşatılıyor bizim gençlerimiz? Aslında bizim Avrupa maçlarında oynayabilecek kalitede bir takımımız yok. Bizim çıkıp da rezil olma, dayak yeme her yerde niyetimiz olmadığına göre yok. Ama hadi diyelim ki vardır. Hadi diyelim ki oluşturacağız. Hadi diyelim ki devletin yapamadığı reformları sporda, futbolda yapacağız. Kulüpleri güçleyeceğiz, azaltacağız. Daha güçlü kulüpler olmasına fırsat tanıyacağız. Sen gidiyorsun ve diyorsun ki ben geldim sana yamalanmak isterim. O da sana diyor ki kopun şemsiyesi altına girmeyi kabul eder mi? Ederim. Peki yap bir müracaat. Yapıyorsun. Seni iki defa da alıp üç defa, dört defa İsviçre'ye götürüyor. FIFA ile görüştürüyor. FIFA'ya da mesajlar veriliyor. Evet bak Kıbrıslı Türkler bizim çatımızın altına gelmek istiyorlar. Bütün bu ayrılığın sebebi işgal ve istiladır Türkiye'nin yüzünden falan filan. Ondan sonra da sana dönüyor buraya. Hadi diyorsun. Başlıyor o bir tarafta Elam, Kilise, Aboel. Hepsi birden bağırma. Ne ama? Maşini işgalcileri Kıbrıs'ı Türkiye'de getireceksiniz de aramıza koyacaksınız. Adam ne diyor? Alırsak bile bunları diyor. Kıbrıs Ligi'ne sokmayacak ya diyor. Türk mahalle takımı olacaklar diyor bizim yönetimimizde. Sen Süper Lig'i bırakıyorsun şimdi. Nasıl oldu? Gege'yle Çetinkaya'yı birleştirmen, Kaymaklı'yla Gege'yi birleştirmen, Yeni Cami'yle Kaymaklı yan yana. 50 metre mesafe vardır kulüpler arasında da. Bunu beceremiyorsun. Da kabul ediyorsun şimdi Süper Lig'i de bırakasın. Birinci Lig'i de, ikinciyi, üçüncüyü de da mahalle takımı olasın. Ona da ses çıkarmadı. Hayır olmaz. Sen kimsin be? Kutsu Gomni. Değemediler kendisine. Ne federasyon, ne onun arkasındaki şakşakçılar. Kimse değemedi bunu. Sana sonunda mahalle takımlığını bile dedi. Onu da kabul etmiyorum şimdi dedi. Niçin? Sen bir zaman bende üyelik müracaatı yaptın mı? Bende üye miydin? Yaptığımızın bir müracaat. Ben bulamadım kayıtlarımı dedi. Ve bizimkiler bak ama sen. Londra'ya adam yolladılar. Sokak sokak gezerler var mı bir kağıt yaptıydık. Zamanında İngiliz dönemiydi de acaba bir müracaat. Ma ne bu ya? Kimse buna bu kadar ağır hakarete kimse ben ufak bir tepki koymadı. Benim üzüntüm budur. Biz böyle miyiz ya bu kadar? Ha buna geldiği zaman onur meselesi yok. Da Türkiye'ye buraya gelip bir danışma ofisi kuracak. Sana parayı verirken bakacak planına, programına diye onuru yok oluyor ha. Yani ben bu görüşte değilim. Çok üzgünüm. Yok. Şunu söyleyeyim. Eğer hakikaten buraya direkt müdahale, hakikaten burada kadınlar ayrı grup, erkekler ayrı grup böyle düşünceleri varsa açıklasınlar hep birlikte tepki koyalım. Olmaz öyle şey. Bu ülke kadınlar ayrı grup, erkekler ayrı grup kaldırmaz. Burada namazları bile çoğu zaman kadın erkek birlikte kılar. O medeniyet vardır bu ülkede. Önemli olan bizim dini inancımız zaten büyük çapta içimizdedir. İçimizde temizlik, dürüstlük olduktan sonra dini açıdan hiçbir sakınca olacağını düşünmüyorum. Ama bu oluşuma gidilirken de bu birimin oluşmasında da ben bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Bunu neden bu şekilde körüklüyorlar, neden bu şekilde tahrik ediyorlar da anlamış değilim. Ama dediğim gibi bu işler bu şekilde devam ederse yarın bir başka meclis birleşiminde iki taraf gelirse ne olacak, bir de karşı taraf gelirse o zaman bu gençler arasında çıkacak çatışmanın sorumlusu kim olacak? Meclisin kendi iradesi ne olacak? Meclis şu anda kendi iradesini kendi kendine ayaklar altına almıştır. Güzel mi yaptı Sayın Meclis Başkanı veya yardımcısı bunu yapmakla? Değil mi? Yani bu sana bu hakaretlerden sonra meclis çatısının altında o makam arabalarını herkesin bırakması gerekmez mi? Makamdan inmeleri lazım bence. Kolaysa tabii. Kolaysa. Şimdi bu su konusu ilginç bir hal alıyor. Özellikle Lefkoşa özelinden.
Tabii herkesin suya ihtiyacı var ama Lefkoşa'da belediye meclis üyelerinin aldığı kararla birlikte daha fazla tartışmaya başladık. Sayın Harmancı da dün referandum konusunu gündeme getirdi. Galiba biz aynı meclis, yani hem genel parlamento hem belediye meclislerinde birazcık sıkıntı var. Galiba halkın eğilimleriyle alınan kararlar birbiriyle örtüşmüyor buna. ÇTP hükümetteyken bazı konularda parti meclisi karar verecek demişti. Tabii ki parti meclisi karar verecek demişlerdi hatta. Mesela Birikim Özgür'ün bazı hareketlerinin kısıtlanması parti meclisinin kararları çerçevesindeydi. Ama ÇTP'nin belediye meclis üyeleri, Lefkoşa Belediye Meclis üyeleri bu su konusundaki anlaşmayı ÇTP hükümeti döneminde Türkiye ile gidip Ankara'da görüşen, karara bağlayan kendi partisinin, kendi hükümetinin, kendi bakanları olduğunu maalesef unutmuş görünüyorlar gene. Belediye meclisinde böyle bir karar oylanırken belediye başkanının da orada olmaması çok anlam, büyük bir anlam taşır diye düşünüyorum. Şimdi belediye başkanı da tavşana kaç, tazıya tut misali bir oyun oynuyor karşımızda. İşin gerçeği sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Ama kendisinden beklediğimiz başarıyı göremediğimiz de bir gerçektir. Lefkoşa çok daha gerilere gitti bu dönemde. Çevre kirliliği daha da arttı. Sokaklar, yollar daha da kötüleşti. Ve iki hafta önce Sayın Belediye Başkanımızın bir gazetede yayın attığı ilanda yollardaki yamaları bile Türkiye'nin yapacağını duyurdu. İhaleye çıkıyor. Diyor ki yama yapılacak yollardaki çukurlara. Teklif kabul edilir. Bu projenin finansmanı Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacaktır diyor altında da. İki defadır bir hafta içinde Hamiköy'e gidiyor Sayın Başkan. Oradaki vatandaşlara size müjde diyor. Geri kalan kanalizasyon işlerini yapacağız. Gazetedeki ilana bakarız. O kanalizasyon projesi de Türkiye finansmanıyla karşılanacak diyor. Ya kardeşim, Türkiye'nin parasıyla yamayı bile, yoldaki yamaları bile ki 1970'li yıllarda 5 tane 10 tane belediye çalışan olduğu dönemde bile belediyeler o yamaları yapardı. Ve o zaman Türkiye projeleri de yoktu. İşte 5-10 kişiydi de onun için yapardı. Şimdi siz toplarsız bu paraları da ne yaparsınız? Niçin yapamıyorsunuz? Ha, maaşlara gider. E peki bu demek ki bu 100 sene daha böyle gidecek. Bunun tedbiri yok mudur? Buna bir formül yok mudur? Eğer yoksaydı niye talep oluyorsunuz, bu görevlere geliyorsunuz? Geldikten sonra ne yapalım, geldik ama maaşlara da para, hiçbir şey yapamayız. Ver bize Türkiye'de 2 tane yama atalım. O kadar pahalı arabalar kullanıyoruz ki bu ülkede. Ama o pahalı arabalar hepsi her gün koca çukurların içerisine düşüyor. Lastikler parçalanıyor, amortisörler gidiyor. Belediyeler %3,5-4'lerden başlamadı mı devlet katkısı? Sonra ne oldu? %10'un üzerine çıktı devlet katkısı belediyelere. Devlet verdiği parayı artırdıkça belediyelerin vatandaşa yönelik hizmetleri geriliyor. Ne diyor? %35 civarında da diyor kaçaklar var diyor. Nedir kaçak dediği? Yerin altından geçen patlamış su boruları. O patlamış paslı su borularıyla yaşadın beni sen yıllardır. Sen mi senden öncekiler? Yani sen dedim ben Lefkoşa Belediyesi ve diğer belediyeler için söylüyorum. Sizler yıllardır bizi Rum'dan kalan su boruları çürümüş, patlamış, paslanmış. O borularla evimizin içine sular geliyor ve insanlar kanserden dökülüyor. Bunların hiçbirisini değiştiremezken belediye sarayı sizin neyinizeydi? Belediyede 850 memur neyinizeydi sizin? Bunların hepsinin çatır çatır tutuklanıp, yargılanıp hapsedilmesi gerekmez mi? Hala daha bugün oldu popülizm. Türkiye'nin suyunu da istemeyik. 2.30 muydu? 0.70 miydi? Gazi Mausa Belediye Başkanı Çiğdem Hanım'ın programına bağlandı. Ne dedi?
Güzel yurttan gelen suyu tahlil edip de bilmiyorum ben, çünkü o bize su dairesinden geliyor dedi. Bilmiyor da verdiği suyun ne olduğunu. Ama adam itiraf etti. Kutluyorum kendisini. Denizden arıtılanlarda bildiğim kadarıyla ilgili şirket tarafından yapılıyor, arıttığı su da veriyor. Yarı ihtiyacını diyor Mausa bölgesinin Güzel Yurt'tan gelen kuyu suyu, yarısında denizden arıttığımız suyla karşılıyoruz diyor. Ve buna rağmen 2-3 günde bir ancak su verebiliyoruz diyor. Ve bu denizden arıtmanın maliyeti bize 1 ton 1 dolardır diyor. 3 TL yani. Türkiye sana içilebilir kalitedeki suyu 2.30 diyor ve sen çoktur diyorsun. 3 veriyor deniz arıtmaya. Senin de denizin olsa Lefkoşa'da sen de yapacaksın. Bunu vatandaşı zehirlemeyesin diye. Nasıl olacak bu şimdi? 2.30'u beğenmiyorsun. 3 alıyorsun o tarafta. Sonra bu yapılan projenin bir maliyet hesaplaması vardır. Bu yatırımın geri dönüşü olması lazım. Yani ver Kıbrıs'a da, o da hibe. Olur mu öyle şey? Hesabı kitabı var. Bunun şimdi, zaten şeyi de var ama Reşat Bey. Proje başladığında buradaki baraja kadardı Türkiye'nin yapacağı işler ve o 5 yıl içerisinde proje bitene kadar da biz yapacaktık. Kendi yerel onu da kaynaklarımızla içerideki boruları vesaireyi falan yapacaktık. Yapmadık. Günün sonunda hiçbir şey yapmadığımız için şimdi de şey, onları da yaptı, yapıyor, yapmaya devam ediyor. O 2.3'ün içinde bunlar da var. Tabii. Yani o 1.6 yoksa bile onu bilemem ama o 2.3'ün içinde buradaki şey, şu bunlar bizimdir, bize ait. Kesinlikle. Artık alt yapıdır. İçinden çıkılmaz bir hal aldı. Yani şeyler de karıştı. Yani dediğim gibi vatandaşın aklı karıştı. Özü nedir konunun, vatandaş da anlamakta zorlanıyor. Ama vatandaş şuna bakıyor. Benim evimden evimin musluklarına su haftada bir akıyor ya da iki akıyor. Haftada bir ya da iki akıyor su. Ve bu suyu ben depolara dolduruyorum. Bu depolarda, paslı küflü depolarda kalıyor su. 40 derece sıcak yaz geldi. Depoların içindeki su yanıp kavruluyor. Sonra akşam olduğumuz soğuyor. Bu depodan akan suların ağzımızı, yüzümüzü yıkıyor, dişlerimizi fırçalıyoruz. Çocuklar hasta oluyor. Nitekim bir tane Sayın Gardiyanoğlu, UVP Lefkoşa İlçe Başkanı'nın çocuğu 1,5 yıl önce hasta olduğu için adam kapattım tanker diyor, bulur. Vanayı diyor, tankerde arıtılmış su taşıyan tankeri buldum diyor. Gene diyalogda manşette var, Mausa'da bir başka çocuğun ailesi görünce haberi cesaretleniyor. 2 gün önce onlar da, bu da çocuk tifo teşhisiyle hastaneye kaldırılıyor. Şimdi daha ortaya koymadığımız, halka yansımayan bir yön gerçek vardır. Suyun yarattığı olumsuzluklar vardır. Mesela bakterinin yol açtığı ve sulardan genellikle kaynaklanan birçok hastalık vardır insanlarda oluşan son zamanlarda. Kanser patlamasının en önemli sebeplerinden birinin su olduğu konusunda sağlık uzmanlarından çok ciddi uyarılar vardır. Ama bu konuyu alıp enine boyuna acaba kim araştıracak? Uzun yıllar bizim devletimiz su aldık şişelerle, bak Diyalog Gazetesi yayın hayatına başladıktan kısa bir süre sonra değişik bölgelerden şişe suları aldırdık. Hijyen şişeler noter huzurundan, noter de birlikte gezdi. Bunları devlet tahlil laboratuvarına gönderdik. 15-20 gün bize cevap vermediler. Ondan sonra verdikleri cevap, sularda hiçbir şey yoktur. O sular bakan maden suyu gibi paslanmış, erimiş, çürümüş borulardan içiyorlar. Sapsarı. Nasıl bir şey yok ya bu suda? Peki ben bu suyu alıp güneye götürüp tahlil etsem nelerin çıkacağını biliyorum, tahmin ediyorum. Gören zaten konuşuyor su. Ne diyecekler? Rumlarla işbirliği yaptı. Kakateciyi kötülemek için. Bu davada ona dönecekler. Peki bu işi yapması gereken makamlar kimlerdir? Bu ülkenin Sağlık Bakanlığı vardır. Bu ülkenin Çevre Bakanlığı vardır. Bu ülkenin İçişleri Bakanlığı vardır. Belediyeler vardır. Belediyelerin sağlık ekipleri vardır. Kim yapacak bu işi? Yani artık bir yerde birilerinin bu konulara sahip çıkması lazım. Şu anda sahip çıkılacağına ilişkin çok yüksek bir beklentim yok.
Yani o kadar bir dağılmıştır konular ki hangisini tutmaya kalksan elinde kalıyor. Hiçbir konu sonuca ulaşmıyor. Su meselesi de bu noktadır. Tarım Bakanı dedi ki Vana'yı açarım 2 saat sonra Lefkoşa alır su dedi. Vana elimizde kaldı. Arıza olmuş Vana'da. Nasıl oldu ya bu arıza? Peki kaç gündür? 2 hafta, 3 hafta oldu. Vana düzelmedi mi? Nasıl oldu bu iş? Yani bir başka ülkeler Vana bozulduğunda aylarca susuz mu kalıyor? Nedir bu Vana? Onda da bir doğru dürüst bilgi yok. Onarıldı mı, onarılmadı mı onu da bilmiyorum. Ben Tarım Bakanı burada şey dedi, Vana'da sorun yoktur filan dedi son... Mausa Belediye Başkanı dedi, yani bir yıllık süreci şimdi... imzaladık dedi. Çünkü bir yıldan sonra özelleştirmedir ha. Evet. Ondan sonraki süreci imzalamadık dedi. Demek ki günü geldiğinde zaten herhalde. Bir sene sonra ki 3-4 ay öncesinden de başlayacak süre geliyor. Gene biz hiç ara vermeden bu su kavgasını yaşayacağız demektir. Susuzluk var, sorun var. Su var, gene sorun var bu ülkede. Ya varsın aksına biz tartışalım. Ya şimdi akmaz da. Ey Kıbrıslı Türk, ne isten oğlum sen? Ne isten? Su bedava, elektrik bedava, maaşlar gelsin odacılar dağıtsın, evlere versin maaşları. Başka bir emrin var mıdır oğlum benden? Ne istensen? Sen? Ama alıştık Reşat Bey. Ama yani artık dayanılmaz bir noktaya geldi. Yama için parayı gidip bir Türkiye'den istiyorum. Ama suya yok bizi gazı kıvır Türkiye. Yok edecek bizi. Mahvolacak. Nasıl bir mantık bu ya? Sen mahvedecek olan Türkiye ne yapmaya yavrularını ne Türkiye sana demesi lazım değil mi? Sen ne yapıyorsun aldığın paraları devletten? Neye gidip yamalarını yapmıyorsun? Yok böyle bir şey. Yani hiç kimse kendi evini oturup tertipleyip düzenleyip doğru yolu bulmayı seçmiyor da tamamen popülizm oynuyor. Ve parti içerisinde konuşan 3-5 kişinin yükselen sesi neyse o koroya göre bir ülke veya yerel yönetimler ülke yönetiyor veya beldesini yönetiyor. Olamaz böyle bir şey. Büyükonuk Belediye Başkanı, çok takdir ettiğim genç bir arkadaş. Sosyal medyayı kullanıyor, ben de oradan okuyorum. Bölgesine plajını da yapmış, kafeteryasını da açmış. O insanlara, bölge insanlarına bir kısmına iş de çıkarmış. Gidip oturup orada onlarla birlikte börekler mörekler yapıyor. Gelin diyor, çağrı yapıyor insanlara, katılın bize destek verin diyor. Gidiyor Türkiye Büyükelçiliğine proje sunuyor. Benim diyor bir çöp kamyonum yok. Otomatik diyor. Türkiye kendisine çöp kamyonu veriyor. Hiç olmazsa o teşekkür etmesi biliyor. Teşekkürler Türkiye diyor. Bize verdin. Durmak yok arkadaşlar ileri diyor. Sonra gidiyor bu defa başka bir ihtiyacı var bölgenin. Onu talep ediyor Türkiye'den. Türkiye onu da veriyor kendisine. Onu da alıyor. İnsan yeter ki istensin, iyi niyetli olsun, proje üretsin. Türkiye sana bu konularda yardımcı olur. Ama sana yardım ederken bir de dönüp arkasında ikide bir de bizi sömürüyor, bizi yok ediyor. Bütün şeyler, kurumlar ve kuruluşlar bir elimizden gidiyor diye kampanyalar düzenlemek, propaganda yapmak doğru değildir. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Evet. Noktalamamız gerekiyor programı da. Sayın Reşat Akar, bu 3 konuyu değerlendirme şansımız oldu bugün program süremiz içerisinde. Katkı koyduğunuz için teşekkür ederiz. Haftaya yine çarşamba günü bir aksilik olmadığı durumlarda tabii en önemli bir konuyu atladık. Bu haftanın konusuydu. Diyalog bunu günlerce manşetlere taşıdı, gündeme getirdi. Sütler ve hellimler meselesi. Ona değinmeden geçemem. Süt en hijyen olması gereken bir üründür. Günlerce üretici topluyor sütünü, hayvanlarını sağıyor. Tankerle getiriyor Lefkoşa Süt Endüstri Kurumu'na. Kurum diyor ki kendisine bugün senin sütünü alamayacak. Çok ihtiyaç fazlası süt var elimizde. Köylü bağırıyor çağırıyor dönüyor köyüne. 2 gün sonra gene geliyor süt gene alınmıyor. Günlerce hatta hafta oluyor süt bekliyor tankerin içinde. Sonra bu sütleri alıp kullanıyorlar. Bana bizzat bir tane süt üreticisi bir firmanın sahibi 3 gün önce telefon açtı. Dedi ki çok ciddi sağlık tehlikesi vardır. Aldım o sütleri tahlil ettirdim. Çok ciddi sorunlar vardır. Kullanmadım dedi. Kullandı kullanmadı bilmiyorum. Kullanmadım dedi. Ben dedi kullanmadım ama
bu sütler maalesef kullanılıyor, piyasaya sürülüyor. İki, hellimler kendi aralarında da tartışıyorlar, dışarıda da tartışılıyor. Son zamanlarda süt tozu kullanımının arttığına ilişkin ciddi iddialar vardır. Ha zararlıdır, zararsızdır meselesine gelmiyorum. Ama Rum tarafı %23 keçi sütü, koyun sütü şartı koyuyor, gerisi inek sütü. %23'ün altında keçi koyun sütü olan üretimcilere de 170 bin euroya kadar ceza kesiyor. Devlet budur. Coğrafi tescil istemek hakkı bunlarındır. Ya. Sen de bana diyorsun ki çıkıp karşıma bu üreticilerin başkanı ve sanayi odası başkanı yalandır da vatan hainliği, neredeyse vatan hainliği getiriyorlar. 10 lira nasıl satıyorsun o zaman hellimin kilosunu? Bana bunu izah et bakayım. Diyor ki Hayvancılar Birliği Başkanı, aynı zamanda hayvan üreticisidir. Kendisi ona soruyor arkadaşlarımız. Kaç litre sütten siz hellim yapıyorsunuz? Kışın diyor 8,5, yazın 9,5 litre. Kaçadır sütün litresi diyor? 1.16 kuruş diyor. 1.16 olan sütü 9,5'a çarptığımızda kaç para eder? Hesabı kitabı olan yapsın. 12-13 lira paraya çıkıyor. E nasıl 10 lira hellim satılıyor piyasada? Bunun ambalajı nerede? İşçiliği nerede? Market karı nerede? Nasıl 10 TL? Demek ki var bu işin içinde bir şey. Araştırın. Bizi eleştireceğinize teşekkür edin. Çıkın. Bu sistemi, bu sektörü zora sokanları bulun, çıkarın, teşhir edin. Durdurun, önlem alın. Ama hepsinden önemlisi beni ilgilendiren vatandaşın sağlığıdır. Bağırsak kanserleri öyle bir patladı bu ülkede ki çoğu çekiniyor, çıkmıyor piyasaya. İnsanlar bütün servetlerini harcıyorlar. Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da ameliyat üstüne ameliyat, ameliyat üstüne ameliyat. Ondan sonra bunlar bana popülizm yapıyor. Ben mesela en vazgeçemediğim gıda ürünü, bir zamanlar migren yüzünden süt ürünlerini azalt demişti bana yurt dışında bir doktor. Peynirleri durdurdum. Eti de durdurdum bir süre ama hellimden vazgeçmediydim. Vazgeçemeyeceğim gıda ürünüydü. Ama şimdi hellim yemem. Açık bu bütün üreticiler duysun. Ben hellim yemiyorum çünkü bana bu güveni veremiyorlar. Verdikleri zaman yemeye başlayacağım tekrar. Yeter ki tahliller yapılsın, sonuçlar gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarılsın. Ve bu aşamada da devlet tahlil laboratuvarına çok ciddi görevlerin düştüğünü uyarmak istiyorum. Bu işin vatanı, milleti, Sakarya'sı, Reşad'ı, Hasan'ı, Hüseyin'i gayırma diye bir artık şey yoktur. İnsan sağlığı dönemi. Doğruları çıksınlar, peki, söylesinler ve herkes tedbirini alsın. Hem kendileri kurumlarını güçlendirsinler, hem üreticiyi ezmesinler, hem de vatandaş sağlıklı bir şekilde gıda ürünlerini tüketebilsin. Peki. Teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim. Haftaya tekrar bıraktığımız yerden devam ederiz bu konuları tartışmaya. Efendim bugün Adana Nokta Alıyoruz Detay programının Sayın Reşat Akar'la birlikte olduk ve ülke gündeminde öne çıkan konuları konuştuk. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorunlarımızı tartışmaya, konuşmaya, daha iyisini aramaya her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Detay programında tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.